Güneydoğu'da ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı dillerin ve dinlerin kenti Mardin'deyiz. Medyaskop olarak Mardin'de seçimin nabzını tutacağız. Hem konuşmak isteyen adaylara hem sokaktaki vatandaşlara seçim havasını soracağız. Evet, şu ana kadar adayların açıklamasının üzerinden bir ay geçti yaklaşık Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, ama kayda değer bir seçim çalışmasının olduğuna çok şahit olmadık. Millet daha fazla geçim derdinde, çok da fazla bir seçim havası yok, ama adaylar, ilçe adayları dün açıklandı. Herhalde bu saatten sonra biraz daha yoğunlaşır diye bekliyoruz. Seçim adaylarının daha açıklanmamış olması, bir seçim havası maalesef yok memlekette, ama herhalde tarih yaklaştıkça burada tansiyon biraz daha yükselir diye bekliyoruz. Tabii ki bu bir geçim derdi, seçim derdini bastıracaktır. Vatandaşlar elinden geldiğince davaya da sahip çıkacaktır. Çünkü adaylar da önemli. Bir de ısınmadı daha vatandaş. Isındıkça bunun karşılığını verecektir. Vatandaş bugün diyor ki ekmek, ama yarın diyecek ki adayım kim? Bu aday bana ne getirecek? Ne yapacak? Onun beklentisi içinde. Yani heyecan olmayışın nedeni de, tamam ben akşam eve bir şeyler götürürüm hesabında, ama Allah'ın izniyle bundan sonra o vatandaşı da yanımıza alarak ne halde olduğumuzu, niçin bu halde olduğumuzu anlatarak bir şeyleri başaracağıma inanıyorum. Vatandaş çarşıya çıkacaktır. Bu iş hızlanacaktır. Hiçbir yerde seçim havası olmasa bile Mardin'den fazlasıyla olacaktır. Mardin'de vatandaşın beklentisi adaydı. Seçim havası yok şu an. Yani geçmiş seçimlerle kıyasladığında çok fark var. Hiçbir şey yok yani. Niye, sebep? Geçim sıkıntısı var. İşsizlik var. Bir belirsizlik var yani. Peki bu dediğiniz sebepler acaba sandığa yansır mı? Muhakkak. Yansıyacak. Yansır evet. Aleyküm selam baba, hoş geldin. Mehendi yakı. Anladın abi? Vallahi yok ha, gördüğün gibi. Siftahımız yok. Esnaf olarak ölüyoruz, ölüyoruz. Ölüyoruz, yazık yani. Esnafa yazık, kiramızı 3 aydır cebimizden ödüyoruz. 3 aydır. Yazık değil mi bu esnafa? Yani mesela, seçimi umursamıyor anlaşılan. Kesinlikle. Şahsen ben hiç umursamıyorum. Bir bak arkadaşlara da sorabilirsin yani. Böyle geçmez ki. Bu nereye kadar gidecek? Seçime yatırdığın parayı bu kadar şey yapıyorsun arkadaş. Batı, Avrupa gibi yap kardeşim ya. Ne gerek var bu kadar para harcıyorsun? Oraya harcadığın parayı vatandaşına hizmet olarak harca ya. Sen ne diyorsun? Bir seçim havası var mı Mardin'de? Vallahi yok şu an. Çok sakin ortalık. Ya niye acaba? Bilmiyorum ya. Herhalde kış olduğu için olabilir. Gençlerin siyasetten yana umudunuz var mı? Vallahi var. Seçim havası yok. İşte bizim temennimiz de güzel bir şekilde, kardeşçe, sakin bir ortamda, hürdem iradeyle bir seçim gerçekleşir. Bari hiçbir insan ne zarar görür, ne esnaf zarar görür. Dışarıdan da turist gelir bari en azından. Ya tabii şu anda önümüzdeki süreçte mutlaka biraz heyecan, biraz seçim havası başlayacak. Şu anda çok erken, daha yeni yeni adayları tespit ediliyor, adaylar tespit ediliyor. Bu bakımda büyük bir beklenti var. Burada sadece biz değil, AKP bile daha 2 gün önce adaylarını açıkladı. Ancak şunu da görüyoruz ki artık seçimin koşulları değişti. Eskisi gibi böyle gürültülü seçimler, konvoylar, mitingler yerine sosyal medya üzerinde ve birebir halka ulaşarak, kırsal kesimde köylere ulaşarak yapılan bir seçim modeline dönüşüyor. Farkındaysanız Avrupa'da şimdi geçmişte çok sönük ve seçim çalışmaları heyecan verici olmadığını söylerdik. Ama zaman içinde toplumda bir değişim oluyor. Bir seçime yaklaşım biçimi ve şekli değişiyor. Tabii ki eskisi gibi böyle çok gürültülü, şaşalı seçim propagandaları yerine daha fazla insanlara ulaşmayı hedef alan, fikirlerini, düşüncelerini topluma aktarmaya çalışan bir seçim çalışması şeklinde geçeceğini düşünüyorum. Mardin'de bir seçim havası ben göremiyorum. Ya ben pazarlama işlerine uğraştığım için, yani işim gereği buralara sık sık gelip giden bir insanım. Yani bir istikrar söz konusu olmadığı için bir güven yok. Yani o yüzden öncekileri, gelen de öncekini aratamayacağını bildiği için millet, öyle bir havayı ben göremiyorum. Yani bir geçim sıkıntısı, bir şey içerisinde, bir vesvese içerisinde. 5-6 ayı da daha da bir düşük. Yani bu Mardin, şimdi gördüğünüz bu sokaklar bugün hafta sonu. Soğuk olmasına rağmen tıklım tıklım olması gerekiyor. Şimdi ekmek her şeyin öncesinde geldiği için yani pek fazla o şeyi ben göremiyorum, havayı göremiyorum ben. Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık Mardin'de Medyaskop için seçimin nabzını tutmaya çalıştık. Sokaktaki vatandaş seçim havasından çok
geçim derdinde Diyarbakır'da olduğu gibi.